Всем привет, дорогие друзья из солнечной Турции. Кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, живу я в Измире. Ну, а вы смотрите канал Turkey in Life. И сегодня мы вместе с Абахатане. Merhaba, hoş geldin Annacığım. Привет! Супер! Сегодня мы с Сабахатаны снова на этой кухне. Будем готовить на этот раз сладость. Будем готовить зимний турецкий десерт, который называется Айва Татлысы. Проще говоря, десерт из айвы. Başlayalım mı? Başlayalım. Очень вкусный и полезный десерт. Кстати, хотелось бы отметить, потому что натуральный. Итак, покажу для начала вам, что у нас есть. Смотрите, у нас есть три крупных айвы. Выбирала я, поэтому они не такие красивые, как должны быть, как оказалось. Ну, я как новичок. Айва должна быть не попорченная, не червивая и желательно крупная. Здесь у нас специи. Это 1,5 палочки корицы и несколько гвоздичек. Но если не любите сильно пряное, то можно положить одну. Здесь у нас сливки, каймак. Это очень густые сливки. И фисташки. Я их старательно чистила, потому что не нашла чищенные. Но если найдете фисташки чищенные или перемолотые, то так будет лучше. И сахар. Я не говорю сейчас, сколько сахара, потому что мы будем уже класть, соответственно, по вкусу. Ну что ж, приступим. Айваларымызы çok güzel yıkadık. Şimdi soyacağız bunu. Şöyle yapalım. Kabuklarını da kullanacağımız için çok güzel yıkamamız gerekiyor. Bunu ikiye böleceğiz. Ortadan. Çekirdeklerini hiç atmıyoruz. Çekirdekleri çok kıymetli çünkü onları da tencerenin dibine koyacağız etrafına ki o da renk verecek. Hiç gıda boyası kullanmıyoruz buna. Hiçbir şekilde gıda boyası yok. Bu sert kısımlarını alıyoruz. Dediğim gibi hiçbir şey atmıyoruz. Ve kabuklarını yerleştiriyoruz böyle güzelce. Hem dibine yapışmasın hem de bu kendi jölesini salsın. Rengini de kabuklardan da alacak birazcık. Şöyle dibine de bunları atalım. O ne? İşte şeyler, tarçın. Kabuk tarçın. Şimdi ayvalarımızı yerleştiriyoruz. İnşallah. İçine 3'er kaşık şeker koymamız gerekiyor. Bir ayva 3 kaşık. Evet. Çekirdeklerimizi de böyle koyuyoruz aralarına. Hiç ziyan etmiyoruz hiçbir şeyini. Çekirdekler de tamam. Tarçınımızı da koyduk. Şimdi suyumuzu koyacağız. Su da bu ayvaların yarısına gelecek kadar olacak. Yani her bir ayva için birer yarım ayva için bir çay bardağı. 2. Ayvaların yarısına kadar. Ayvaların üstüne çıkmayacak su. Tamam mı? Bak ayvaların yarısına kadar su olacak.
kabını kaynamasını bekleyeceğiz. Harlı ateşe koyduk. Kaynamaya başlayınca altını kısacağız ve bir saat rengini alıncaya kadar. İki tane yarım ayvamız kaldı böyle. Tenceremiz küçük olduğu için almadı. Bunu da bir başka şekilde yapalım. Elma ile ayva içine koyup da yapalım. Sonra yine krema koyarız. Kaymak koyarız yine de. Şimdi bunu da böyle yapalım. Ben elma aldım, böyle kırmızı elma. Bunun da kabuğunu kullanalım. Bunun da kabuğunu atmayalım. Bu da renk verir çünkü. İçine doğrayacağım şeyi, kabuğunu. Şimdi bu elmayı rendeleyeceğim. Şu ayvayla birlikte. İki tanesine yeter çünkü o. Böyle içlerine dolduruyoruz. Yine aynı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tamam. Kaynıyor. Şimdi bekleyeceğiz. Fıstıklarımızı robottan geçireceğim. Toz bulamadık, toz fıstık. Antep fıstığı böyle yapacağız. Начал меняться цвет. Смотрите, айва начинает розоветь, значит, скоро будет готово. Итак, закрываем мы газ, выключаем газ. И смотрите, что у нас получилось. Айва поменяла цвет. Вот у нас вторая. Ай, посмотрите, какая красота. Выкладываем. Kaymağı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Buna şey de olur. Krem şanti de olur. Anla. Ceviz de doldurabilirsin içine. Her şey olur. Biz bugün bunu kaymaklı yapıyoruz. Dondurma da olur içine. Bak onu unuttuk. Dondurma da çok güzel olur. Şimdi şöyle üstüne süsleyelim. Татлымыз hazır. Признаюсь по секрету, я впервые ем эту сладость. У нас был вопрос, что готовить на самом деле. Либо сладости из тыквы, либо из айвы. Решили приготовить из айвы. Сейчас буду пробовать. Буду пробовать впервые в жизни. Ой, смотрите, прямо мягонькая-мягонькая. Юмушаджек. Привет. Даже нож, в принципе, здесь и не нужен.
для того, чтобы пробовать. Hiçbir katkı maddesi yok. Kendi rengi, kendi şeyiyle pişti. Да, никаких искусственных красителей. Такой нежный десерт. Вкус кисло-сладкий. Когда мы клали сахар, я думала, что зачем так много? Это же просто по 3 ложки, да, на каждую фруктину. Это, как мне показалось, много. Но на самом деле этого и сладости, ее такой сильной не ощущается. Вкус кисло-сладкий. Fazla gelmedi, değil mi? Yok, hiç gelmedi fazla. Çok evet. güzel. Ben bunu zaten evet. anlatıyorum. Evet. Плюс сливки очень хорошо дополняют вкус, смягчают его как будто бы. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Tek defa... Çok denesinler yani. Herkes bunu yapabilir. Çok kolay. Gördün işte. Çok basit. Evet. Ama çok, çok kolay. Da lezzetli ve çok da güzel bir şey. Ya şu yesem yastana blues ya şu yesem. Şimdi hepsini yiyeceğim böyle. Çok güzel oldu. Yemek için yaptık iyi anlatım. Evet. Окей, ну на этом видео мы будем завершать. Если вам видео понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Ну и до новой встречи. Пока-пока. 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 Афиет олсун.